Bize bir ifade vermişler ve bunun aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin sıfır etrafındaki Tyler serisi olduğunu sormuşlar. Bunlar da seçenekler. İsterseniz bize verdikleri seriyi bir inceleyelim. Açılımını yapalım. N sıfır olduğunda eksi 1 üzeri 0 yani 1 çarpı x üzeri 0 bu da 1'dir bölü 0 faktöriyel yani bu da 1 kısacası 1. Evet. Artı n 1 olduğunda eksi 1 üzeri 1 eksi 1 edeceği için artıyı eksi yapayım. X üzeri 1 bölü 1 faktöriyel bunu da doğrudan x olarak yazabilirim. Ve n 2 olduğunda eksi 1 üzeri 2 1 eder. O zaman artı koyuyorum. X kare bölü 2. Evet eksi x üzeri 3 bölü 3 faktöriyel artı bu şekilde devam edebiliriz. Bunu daha önce de görmüştük. X üzeri 4 bölü 4 faktöriyel ve bu şekilde devam edeceğiz. Eksi artı evet bu şekilde değişecek. Sıfır etrafında Tyler serisi dendiğinde bunun bir McLaren serisi olduğunu da düşünebiliriz. Genel form f0 artı f üssü 0 çarpı x artı f'in ikinci türevinde 0 çarpı x kare bölü 2 ve artı f'in üçüncü türevinde 0 çarpı x üzeri 3 bölü 3 faktöriyel artı dördüncü türevin sıfırda aldığı değer çarpı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel. Bunun hangi fonksiyona ait olduğunu bulmak için mavi ile yazdığımın sıfır etrafında Tyler ya da McLaren serisi olması için f0'ın 1'e, f üssü 0'ın aslına bakarsanız bunları not etsem daha iyi olacak. Evet, f0 1 olmalı demiştik. f0 eşittir 1. F'in türevinde 0'ın değeri buradaki x'in katsayısına yani eksi 1'e eşit olmalı. Devam edelim. İkinci türevin 0'da aldığı değer de x kare bölü 2'nin katsayısı yani 1'e eşit olmalı. Anladınız değil mi? Üçüncü türevin 0'da aldığı değer tekrar eksi 1 olacak. Neden derseniz x üzeri 3 bölü 3 faktöriyel teriminin katsayısı eksi 1 bundan dolayı. Sizce buna dayanarak söz konusu fonksiyonun hangisi olduğunu anlamamız mümkün olacak mı? Çıkarımsal olarak düşünecek olur isek, bunların sıfırda aldıkları değeri bulup hangisinin sıfır olduğuna bakalım derim. Evet, sinüs 0, 0'dır. Buna bakarsak daha şimdiden doğru cevabın sinüs x olmayacağını söyleyebiliriz bile. Kosinüs 0, 1'dir. Evet, bu yarışta kalmaya devam etsin. E üzeri 0 da 1'dir. Bu da dursun. E üzeri 0, 1'dir. Son olarak 1'in doğal logaritması 0'dır. Onun için bunu da eliyorum. Evet, f0'ın 1'e eşit olması koşulunu kullanarak seçeneklerden ikisini eledik bile. Sırada birinci türevin 0'da aldığı değerin eksi 1'e eşit olması var. Kosinüs x'in türevi eksi sinüs x'tir. Bunu sıfırda değerlendirirsek sinüs 0 0 olduğu için 0 elde ederiz. Sonuç eksi 1 olmadığından hemen bunu da eleyebilirim. E üzeri x'in birinci türevi e üzeri x'e eşittir. Sıfırda değerlendirirsek evet eksi 1 elde edemeyiz çünkü sonuç 1'dir. O halde bunu da eliyorum. Zaten geriye tek bir seçenek kaldı ama yine de kontrol etmemiz gerektiğini düşünüyorum. F'in türevi x yani bunun türevi eksi e üzeri eksi x'e eşittir öyle değil mi? O halde f üssü 0 eksi e üzeri eksi x. Evet bu da 1'e eşittir ve sonuç eksi 1 olur. Eğer merak ediyorsanız devam da edip diğer koşulları sağlayıp sağlamadığını da görebilirsiniz. Ama ilk iki koşulu sağlayan tek seçenek D olduğuna göre doğru cevabın D seçeneği olduğunu söyleyebilirim.